Aslan burçları 2 ve 8 Eylül haftasının en para kazanan burcu olarak gözüküyor. Evet, Eylül ayının ilk haftasında hemen 3 Eylül'de para evinizde bir yeni ay doğuyor sevgili aslanlar. Bereketinizin çok olacağı, emekle, alın teriyle böyle kazanacağınız ya da hak ettiğiniz maddi gelirlerinizin artacağı bir zaman dilimini işaret ediyor. Yeni ayın etkileri bu arada önümüzdeki 10 gün sürecek. 3 Eylül'e geçtiğimiz gece saatlerinde 04 sıralarında doğacak yeni ay. Başak verimlilikle, bereketle ilgilidir. Bereketinizi arttıracak bir sürece girdiniz. Parayla ilgili daha rahat, böyle kasanızın, cebinizin parayla daha fazla dolacağı bir süreç. Ve önemli bir durum daha. Artık Uranüs retrosu başlıyor bu hafta, hemen haftanın ilk günü. İkinci olarak da Plüto Oğlak Burcu'na geriledi. Bunlar tabii bizim için çok önemli. Bir diğer önemli konu da ayın 4'ünde Mars Yengeç Burcu'na geçiyor. Yani bu hafta hayatımızda böyle hızlı, belirgin bazı görebileceğiniz durumlar olabilir. Şöyle söyleyelim, aslanların mesela Plüto iş alanlarına geriledi. Çalışma şartlarına, çalışma koşullarına. Belki emek vererek böyle hak ettikleri bir yerde hizmet veriyorlar. Hizmet sektöründe olabilirler. Ya da önemli bir otorite pozisyonda bir terfi almış bir üst mevkide çalışıyor olabilirsiniz. Ama yani devletle ilgili bir alansa eğer, diyelim ki buralarda sanki biraz kararsızlıklar mı var? Beklentilerinizi karşılayamayacak durumlar mı var? Bu endişeleri biraz daha önünüze koyacak, sizin için doğru olanı bulacağınız, yani işle hem de sağlıkla ilgili alanlarınızda daha bir farkında olacağımız bir süreç olacak sizin için. Ve aynı zamanda yine kariyeri işaret ediyor. Uranüs'te retroya başladığına göre iş yaşamınızda ya da hayatınızın tümünü ilgilendiren işte ailevi konularda da böyle hızlı 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 giderken ani işte böyle bonusları toplarız, sürprizler gelir, hiç arkamıza bakmayız. Biraz arkamıza bakmamız gerekecek. Biraz duracağız. Benim için en iyisi hangisi? Uzun vadede bana faydalı olacak hangi yol gibi tercihler yapma zamanında olabilirsiniz. Bu süreç bu arada evet bu hafta başlıyor. Yaklaşık işte 11. aya kadar sürecek bir süreç olacak. Mars Yengeç Burcu'na geçer. Aslanları biraz elini ayağını bağlayabilir. Biraz yavaşlatacak, biraz durduracak aslan burçlarını. Biraz arka plan konuları araştıracaklar. Derin araştırmalar yapabilirsiniz. Ciddi bir gözlemci olacaksınız. Mesela bir kitap yazmak için çok harika bir süreçtir. Ya da benzeri konular için. Ya da biraz metafizikle ilgileneceksiniz. İşte astrolojiye gidebilirsiniz. Daha fazla benzeri diğer çalışmalara olabilir. Spora daha fazla yatkın ya da yaklaşabilirsiniz. Bu hani Plüton'un da aynı zamanda Oğlak'a geçmesiyle birlikte çok önemli. Evet, şimdi pazartesi, salı, çarşamba günleri bu alan, işte para alanlarınız aktifken hemen perşembe günü Ay Terazi Burcu'na geçer. Perşembe, cuma çok sosyal, oldukça sosyal bir sürede olacaksınız. Yakınlarınız, sevdikleriniz, işte böyle seyahatler, tatlı sürprizler zamanı, özellikle çok da güzel bir aslında gün olabilir perşembe cuma günü. İşte Venüs'ün, işte Ay'ın, işte Jüpiter'le Mars'la güzel etkileşimler olacak. Girişimler için, alışverişler için bu arada, eğer bir alışverişler yaptıysanız, dijital konular, elektronik eşyalar falan, buralarda da güzel verimli olabilir. Ve hafta sonu evinizde, ailenizle birlikte bazı konuları ele alıp konuşabilir, değerlendirebilir, bazı fikir alışverişlerinde bulunabilirsiniz. Yeni ayın sizin hayatınıza çünkü getireceği konular parayla ilgili olacağı için siz de belki önemli bir karar vermeniz gereken bir süreçteyseniz belki onları değerlendireceksiniz. Üstlerinizden, işte sizden daha deneyimli olan kişilerden, onların tecrübelerinden de faydalanın. Pazar günü bu konuyla ilgili çok üstüne gitmeyin. Çünkü Satürn'ün Güneş ayla karşıtlığı var. Ama genel olarak hani bu böyle güzel şeyler için cumartesi gününü kullanabilirsiniz. Mutlu bir hafta diliyorum. Ve aylık yorumlardan detaylı olarak bu konuyu izleyebilirsiniz.